Merhaba hanımlar, yine ben, yine bir çekim, yine bir tarif. Şöyle, nasılsınız, iyi misiniz, işleriniz nasıl gidiyor, umarım iyidir. Ben Sema04, Instagram sayfam, Sema04 Semahat YouTube kanalım, Semahat Hazar Facebook sayfam. Bana ulaşmak isteyenler bu kanallardan bana ulaşabilir. Ulaşamadığını söylüyorsunuz, ulaşamıyoruz diyorsunuz. Genelde bu kanaldan bana ulaşamayan arkadaşlar için Facebook sayfamdan ulaşabilirsiniz. Semahat Hazar. Ben hemen dönüş yaparım size. Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Semahat04. Şimdi ben bugün size hani yapılan battaniyelerin üzerinde uğur böcekleri görüyoruz ya. Bu uğur böceğini anlatacağım. Bakın şöyle bir örgüden uğur böceği yaptım. Bu her yerde var ama bir de ben anlatayım. Bir de benim dilimden dinleyin. Bir de benim elimden görün. Hangisi kolay geliyorsa o kanaldan izleyip yapabilirsiniz. Bunu bebeklerin hırkalarında, yeleklerinde, berelerin yanlarında kullanabilirsiniz. Bere eldiven takım olup eldivenlerin üzerinde kullanabilirsiniz. Atkı yapıp atkının uçlarında kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir motif. Şimdi bu motifin anlatımını yapalım. Hadi bakalım. Ne lazım bize? Şöyle bırakayım. Şöyle bırakalım. Ne lazım bize? Biraz kırmızı ip. Herhangi bir ip. Ama uğur böcekleri büyük büyük olsun diyorsanız ipinizin kalınlığına bağlı. Daha büyük de yapabilirsiniz. İnce olsun, küçük uğur böceğim benim, küçük ufak minik minik olsun diyorsanız ince ip kullanabilirsiniz. Bir miktar da siyah ip. Hepsi bu. Elimizde kullandığımız tığımız ve başlayalım. Şimdi ben zincirle başlamıyorum. Ben sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halka ne? Sihirli halka şu. İpin ucunu tut, parmağına dola. Şununla ipini sabitle parmağınla. Şuradan hemen şu parmağımıza sardığımızın içinden çek. Bir zincir sağlamlaştır. Ve bırak. Parmağına sar ipi. Şu ip içinde bakın oynar halde olacak. Bu ipi çekince gelecek çünkü bu iple sıkıştırmamız lazım. 2, 3. 3 tane zincir çektik bu ipin iki katına birden. Trabzan yaptık. Tığın başına aldık. Trabzan yaptık. Çok basit ama çok amaçlı bir motif. Kaç tane dolduracağız buraya? 15 tane. 15 tane trabzan yapacağız. Şöyle bir sayayım, devam edeyim. Zinciri saymıyoruz. Çektiğimiz zinciri, 3 zincir çektik ya, onu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şu ipi biraz sıkıştıralım. 7 tane. Şimdi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın 15 tane doldurduk. Şimdi bu yuva böyle büyük mü kalacak? Hayır. Şu ipimize bakın. Bu ipimizi çekelim. Ve sıkıştı. Şimdi hemen şu zincire değil de zincirin yanındaki trabzanla kaydırma tekniğiyle bağlayalım. Şu ipi şöyle bunun üstünden atalım. Sıkışsın, gevşemesin. Bir zincir çektik. İki zincir çektik. Şimdi her yuvaya iki tane trabzan. Aynı yuvaya. Bakın, aynı yuvaya. Önündeki yuvaya iki tane trabzan. Yani 15 tane yaptığımız trabzan.
Şimdi 30 taneye çıkacak. Şimdi 30 tane trabzanımızı yapalım. Zaten çok çabuk oluyor. Ben battaniye yaptım. Battaniyenin her bir karesine bu uğur böceklerinden yerleştirdim. Çok güzel oldu. Yani hazır, belki hazır uğur böcekleri de var. Hani kumaş tarzında, işte deri tarzında, ama para vermeye ne gerek var? Kendin işle. Daha tasarruflu oluyor o zaman. Zaten örgücülerin mutlaka evlerinde bir sürü kalan ipler var. Ben de bere yaptım. Müşterime patik yaptım. Şimdi kalan ipimi de uğur böceğiyle değerlendiriyor. Evet, sona geldik. Bakın, motifimiz oluştu. Sona geldik. Şöyle bir sayalım mı? 30 tane olmuş mu? Hadi bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Hemen şuradan bağlayalım. Kaydırma tekniğiyle. 1, 2 zincir çektik. 2 zincir çektik. Aynı yere bir tane battık. Normal trabzan. Hemen onun önündekine, aynı yuvaya 2 tane. Aynı yuvaya 2 tane battık. Hemen siyahımızı almaya geçelim şimdi. Nereyi yapacağız? Şu noktaları yapacağız. Hadi bakalım. Siyahımızı alalım. Bu duruyor. Bunu hiç ellemeyin. Hemen şuradan şunun tek kanadına, bakın, tek kanadına battık, sabitledik. Bu ucu alta saklayın. Tığın üzerine aldık, aynı tek kanada battık, hepsini bir çektik. Tığın üzerine aldık, tek kanada battık, hepsini bir çektik. Siyahı çıkarıyoruz. Şu tarafa alın. Hemen kırmızıyı alalım. Kırmızıyı aldık. Hani tek kanadına nokta yaptık ya. Bakın, tek kanat arkada kalmıştı. Şu arkadaki tek kanadına da trabzan yapıyoruz. Bir trabzan. Hemen bunun yanına geçtik. Bakın. Bir trabzan da buraya. İki trabzan etti. Bir tane de onun yanına üç trabzan etti. Bakın. Şöyle. Üç trabzan. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Kamerayı kontrol ederken şaşırdım. Bakın, şurada siyahı bırakmıştık ya. Şu arkadaki kanadada tekrar burayı baştan alacağım kızlar. Kameraya bakacağım diye karıştırdım. Şimdi kırmızıyı aldık. Tığın başına aldık. Şu noktayı yaptığımızın arkadaki tek kanadına da trabzan yaptık. Hemen siyahı aldık. Çektik. Siyahı sıkıştırdık. Şimdi siyah burada dursun. Tekrar tığın üzerine aldık. Bunun yanındaki trabzana bir tane trabzan yaptık. Hemen onun yanındakine ikinci trabzan yaptık. Aynı yuvaya bir tane daha. Yani artmış oluyor. Yaptık. Tekrar dönelim. Bakın, 3 tane oldu arada. 3 tane. 3 tane trabzan yaptık. Tekrar siyahımızı alalım. Tek kanada. Bakın, tekrar tek kanadına. Şöyle bakın. Tek kanadına aldık. Çektik. Tığın üzerine aldık. Tek kanadın içine bir tane daha battık. Hepsini bir çektik.
Bir tane yani tek kanadın içine 3 kere yalancı trabzan yapıyoruz. Siyahı bırakıyoruz. Çıkardık tığdan. Katlayın öne, elinize ilişmesin. Hemen noktayı yaptığımız tek kanat, arkadaki kanada da tekrar bir trabzan. Siyahı taktık. Hepsini bir çektik. Siyaha sıkıştırdık. Tekrar onun yanındakine bir trabzan. Tekrar ikinci yuvaya bir trabzan daha. İkinci yuvaya aynı yere bir trabzan daha. Yani ne oluyor? Bakın. Bir tane normal batıyoruz. Bir tane aynı yuvaya 2 kere batıyoruz. Battık. Siyahımızı alalım. Hemen siyahımızı aldık. Tek kanada. Bakın tek kanada battık. Çektik. Tığın başına aldık. Bir yalancı trabzan. Tekrar tığın başına aldık. Aynı kanada bir yalancı trabzan. Aynı yuvaya yani. Siyahı bıraktık. Öne katlayın. Elinize dolaşmasın. Tekrar siyah noktayı yaptığımızın arkadaki kanat kalıyor ya, ona bir trabzan. Hemen şu ikiyi çekmeden siyahı alıyoruz. Hepsini bir çekiyoruz. Sıkıştıralım mı siyahı? Sıkıştıralım. Uğur böceğimizin bir tarafı oluştu. Şimdi tekrar bir bakın sıkıştı. Şimdi bir, iki, üç tane nokta yaptık. Bir tane trabzan yaptık. Aynı yuvaya 2 tane trabzan daha. Aynı yere bir daha. Arada bir tane boş trabzan. Aynı yere 2 kere. Yani bir artır bir boş 8 tane yapacağız. Bu bizim uğur böceğimizin kuyruk kısmı. Boşluk kalacak ya. Kaç tane oldu? 2, 4, 6 ve 8. Evet. 8 tane oldu. Şöyle bir bakayım. Evet. 8 tane. Şu uğur böceğimi şöyle koyayım. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 9 olmuş. Şunu çıkaracağız kızlar. 8 tane. 8 taneden sonra tekrar siyahımızı alıyoruz. Siyahımızı aldık. Tek kanadına, umarım net görünüyordur. Tek kanadına şu arada elinizi şöyle tutun ki şu ipiniz kasmasın. Bunu içinde de yürütebilirsiniz bakın. Yani şuranın altında da yürütebilirsiniz ama ben şöyle yaptım. Kasmasın diye de gevşek bıraktım. Şimdi tığın başına aldık. Tekrar uğur böceğimizin sağ tarafındaki noktaları yapıyoruz. Yaptık. Çıkaralım. Aynı yuvaya 3 tane. Yani 2 trabzan bir sıkıntı olmuş oluyor aynı yuvaya. Arkada kalan kanada bir trabzan. Siyahımızı alıyoruz. Hafif sıkıştıralım. Hepsini bir çektik. Tekrar bunun yanındakine bir trabzan, hemen yanındakine bir trabzan daha, aynı yere bir trabzan daha. Yani her noktanın arasında 3 tane bir boş, bir artır, bir boş, bir artır. Arada 8 tane trabzan, uğur böceğimizin sağ tarafına geçiyoruz. Sağ tarafından şimdi kafa tarafına geleceğiz. Yaptık 3 taneyi. Tekrar siyahımızı alalım. Siyahı aldık. Tek kanadına. Tek kanadına. Battık. Çektik. Tığın üzerine aldık. Battık. Bir kere de çektik. Bir daha aldık. Battık. Bir kere de çektik. İkinci noktamız da oluştu. Bırakalım.
gevşetin ilmeği ki sonra alırken zorluk çekmeyin. Hemen noktayı yaptığımız arka kanada bir trabzan. İki tanesi kalıyor. Çekmiyoruz. Siyahı aldık. Sıkıştırdık. Ve hepsini bir çektik. Hemen yanına atladım orada. Yok. Bir trabzan yaptık. Aynı yere iki trabzan. Aynı yuvaya iki trabzan yaptık. Yine arada üç tane oldu. Tekrar siyahımızı aldık. Tek kanadına geçtik. Ve bir zincirle sıkıştırdık. Tığın üzerine aldık. Tek kanadın içine iki kere yalancı trabzan yaptık. Siyahımızı bıraktık. Kırmızıyı alalım. Hemen öbür kanadına bir trabzan. Yani siyahı yaptığımızın bir kanadına siyah yapıyoruz. Arka kanadına kırmızıyı yapıyoruz. Kırmızıyı yaptıktan sonra bir kere çekip ikinci çekmesinde siyahı geri alıp hep birden çekiyoruz. Siyahımızı sıkıştırdık. Ne oldu? Bizim uğur böceğimizin bu tarafı da oldu. Şimdi tekrar bunun yanına bir trabzan. Üç kanadımız oldu. Burası kuyruk tarafı, burası baş tarafı olacak. Şimdi baş tarafına tamamen trabzan yaparak gidiyoruz. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Bir boş bir artır. Bir boş yaptık. Bir artır. Aynı yuvaya iki kere. Bir boş bir artır. Bir boş bir artır. Son artırmamız bizim. Son artırmamızı da yaptık. Şuraya bu zincirin içine değil. Hemen trabzanın tepesine CC tekniği de denilen işlemle kapattık. Bir zincir çektik, sağlamlaştırdık. İpimizi biraz uzunca keselim. Kırmızıyla işimiz bitti. Şimdi nereye geldik? Sıra uğur böceğimizin kafasını yapmaya geldi. 1, 2, 3, 4. Bakın burada şöyle göstereyim. 2, 4 tane trabzan kalıyor. Yani 5. ile 4. arasından battık. Siyahımızı alalım. Ben siyahı içinde götürmek isteyenlere bunun içinde götürebilirsiniz. Ama böyle de yapınca hiçbir sakıncası yok. Zaten dikiliyor. Şunu şöyle parmağınızı araya koyup çekin. Sıkıştırın. Arkada gevşek kaldı zaten bu. Hani o kadar gevşek kalmaya da gerek yok. Sıkıştırdık. Şimdi bir tane yalancı trabzan yaptı. Bak bir tane sık iğne yaptık buraya. Bir tane yalancı trabzan yaptık. Bir tane normal trabzan yaptık. Aynı yuvaya 3 tane normal trabzan yapıyoruz. Trabzanları yaparken biraz şöyle uzatarak yaparsanız biraz daha yüksek durur, kafa daha belirgin olur. Tekrar yanına bir tane yalancı trabzan yaptık. Yanına bir tane sık iğne yaptık. Ve uğur böceğimizin kafası yapıldı. 1, 2 zincir çektik, 3 zincir çektik. Şimdi uğur böceğimizin neresini yapacağız? Orta kısmını yapacağız. Bakın, orta kısmını yapacağız. Şunu bırakın. Şu 3 tane doldurduk ya. 3 tanenin hemen aynı yuvadan
Bunu arkadan tığla çıkaralım. Bakın tığla çıkardık. Şimdi ne oldu? İp burada kaldı. Tığ burada kaldı. Bunu kaydırma tekniğiyle şu ortadan ortalayıp buraya kadar geleceğiz. Hemen 3 tane doldurduğumuz, bakın 3 tane doldurduğumuz yuvadan çıkardık. Hemen onun altındaki sıranın tepesine battık. Çektik, çıkardık. Hemen şuraya gelelim. Bakın. Nereye götürüyorum? Şuraya gelelim. Çektik, çıkardık. Bunu yaparken çok gevşek de yapmayın, çok sıkı da yapmayın. Çok sıkı yaparsanız toplar, çok gevşek yaparsanız çirkin görünür. Tekrar şuraya. Bakın. Şuraya. Battık, içinden çıkardık. Şimdi orta temel bağını başladık ya, yuvarlak. Battık, çıkardık. Hemen bunun karşısına battık, çıkardık. Yani bir kere de çıkardığımız bir işlem bu. Tekrar bunun karşısına, bakın şunun karşısına battık, çıkardık ve son yuvaya battık, çıkardık. Bunu ne yapacağız? Bakın bunu şuradan tığımızı tersinden takıp şu kenardan şunu içine çektik. Gördünüz mü? Uğur böceğimiz çıktı mı meydana? Alttaki şu iplerimizi şöyle saklayalım. Bakın. Şuradan taktım. Şu ipi çektim. Sağlam olsun. Yani bu uçlar falan böyle görünüyor ama böyle bırakmayın. Bir daha çekelim. Sağlam dursun. Ve makasımız nerede? Bu ucu keselim. Siyah kaldı burada. Siyahı da şurada yattığımız trabzanların tek kanadından şöyle çekerek içine saklayalım. Şöyle yaparsanız hem dikerken çok kaba da durmaz. Bu bizim uğur böceğimizin ters tarafı. Çok kolay, çok zevkli, çok amaçlı uğur böceğimiz bu bizim. Ne yapalım? Şunu da keselim. Bu da bitti. Şuradan çıkarmıştık ya bakın. Şöyle sağlamlaştıralım mı? Evet. Sağlamlaştırdık. Bakın daha sökülmez. Ne yaparsanız yapın bu sökülmez. Mümkünatı yok. Dediğim gibi berelerde yelek, bebeğe yelek örüyorsunuz. Hangi renk örüyorsanız ona uygun, kendi zevkinize göre. Şunu da bir saklayayım buraya. Zevkinize göre cep yerlerine. Mesela bebek cep kullanamaz. Cep yerlerine buğur böceklerinden birer tane yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Bunlardan birer tane yapabilirsiniz. Bere yaptınız. Berenin kulak üstüne, yanlarına dolanabilirsiniz. Düşünsenize siyah bir bere yapıyorsunuz. Etrafına uğur böceklerini diziyorsunuz. Eldiven yapıyorsunuz, eldivenin üzerine koyuyorsunuz. Sonra hırka yaptınız, hırkanın kol üstlerine koyuyorsunuz. Cep ağızlarına koyuyorsunuz. Yani her yerde çok kullanabileceğiniz bir motif. Şimdi size kolay gelsin. Ha isterseniz bakın şuralara boncuklardan göz koyabilirsiniz. Şuralara bakın. Bir boncuk şuraya, küçük boncuk, bir boncuk şuraya koyabilirsiniz. Bu da sizin zevkinize bağlı. Süsleme size kalmış artık. Yani benim uğur böceklerim böyle. Ben bunları battaniyede kullanacağım. Battaniye yapacağım inşallah. Siparişim var. Battaniyenin üzerinde hadi dedim yeni yapan arkadaşlara bir yardımım olsun, bir faydam olsun. Onlar da faydalansınlar diye bunu şöyle kısa bir video ile anlatmak istedim.
Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. İşiniz, gücünüz nasıl umuyorsanız, nasıl hayal ediyorsanız o şekilde gerçekleşsin inşallah. Kanalım Instagram Semahat 04. YouTube kanalım Semahat 04 Semahat. Facebook sayfam Semahat Hazar. Takipte kalın. Daimi kalın. Dilim döndüğünce, elim yettiğince dediği gibi aklıma gelen, öğrendiğim işleri sizinle paylaşacağım inşallah. Kolay gelsin, bay bay.